Bayezid-i Bistami rahmetullahi aleyh hazretlerinin zamanında asrın kutuplu vazifesi Ebu Hafs adında bir demirciye verilmişti. Bunun hikmetini öğrenmek için dükkanına gitti. Kendisini çok dertli gördü ve sebebini sordu. Ebu Hafs hazretleri büyük bir hüzünle şöyle dedi. Acaba benim derdimden daha büyük bir dert Benden daha dertli bir insan var mı? Derdim şudur ki acaba kıyamet gününde bu kadar Allah kulunun hali nice olur. Ardından ağlamaya başladı. Onu da ağlattı. Merak edip sordu. Halkın azap görecek olması seni niye bu kadar üzüyor? Ebu Hafs Hazretleri şöyle cevap verdi. Benim fıtratım merhamet ve şefkat mayasıyla yoğrulmuştur. Şayet ehli cehennemin bütün azabı bana yükletilip onlar affedilse ben bundan ziyadesiyle memnun olurum ve derdim de son bulur. Demircinin cevabı bayezid Bistami Hazretlerini çok düşündürdü ve neticede şu kanaate vardı. Anladım ki Ebu Hafs Hazretleri nefsi nefsi diyenlerden değil, peygamber meşrebinde olup Ümmeti ümmeti diyenlerdendir. Onun yanında bir müddet kaldım. Bu arada kendisine bazı Kur'an surelerini talim ettim. Ancak 40 senedir tahsil ve idrak edemediğim dereceye onun vesilesiyle ulaştım. Yani asıl talimi o bana yaptı. Batınım Feyzi Rabbani ile doldu. Yine anladım ki kutbiyet ayrı bir sırdır. Fazilet sadece ilim ve çok ibadette değil, onların irfana, tebdili ve Cenab-ı Hakk'ın meyhübe ve teveccühü iledir. Şu kadar var ki, bu teveccüh ve meyhübenin Ebu Hafs Hazretlerine nasip olmasında, ondaki engin şefkat ve merhametin tabiat-ı asliye haline gelmesinin bereketini de unutmamak gerekir.